Emmareyi terbiye etmenin yolları nelerdir? Nefsi terbiye etmekle alakalı çok yazı okuyabilirsiniz. Çok kitap okuyabilirsiniz. Bununla alakalı herkesin bir sözü diyeceği bir şeysi vardır. Bu mesele ehl-i tasavvuf ve ehl-i tasavvufun dışındakiler için de hep söz konusu olmuş bir şey. Burada birinci derecede Müslümana, mümine düşen şey haramı terk edip farzları yerine getirmektir. Hayatınızda ne kadar haram var ise haramı terk edin. Bu size istikamet verecek. Bu size yol gösterecektir. Bu sizin kalbinizi aydınlatacaktır. Bu sizin içinizi nurlandıracaktır. Bu sizin Allah'la olan dostluğunuza yol açacaktır. Eğer bir kimse haramı terk etmez ise onun kalbi kararmış bir vaziyette durmaya devam edecek. Kıymetli kardeşler, bugün insanların, dünkü insanların da, bizim ümmetin de, geçmiş ümmetin de en büyük problemi haramı terk etmemek. Bir kimse haramla bağını kesmez ise, haramla bağını kesmez ise Allah'la dostluk kıramaz. Aşikare, bilerek, kasten, haram işleyen bir kimse Allah'a isyan statüsündedir. Nefis, bu manada bizi hep kötülüklere doğru meylettirir. Hep yanlışlıklara doğru seyrettirir. Hep şeytanın vesvesesine uyup bizi eksik ve noksan işlere, eksik ve noksan amellere doğru yönlendiriyor. Nefisle mücadelenin en büyük bu noktada zırhı haramı terk etmektir. Ardından namaz kılmak gelir, oruç tutmak gelir, Allah'ı zikretmek gelir, salihlerle beraber olmak gelir. Yani bunların hepsi de yardımcı faktörleridir. O mücadelede seni destekleyecek olan, o mücadelede Allah'ın yardımını senin üzerine indirecek olan faktörlerdir. Ama burada senin birinci derecede yapman gereken şey haramı terk etmektir. İnsanlar iman ederler. İman ettikten sonra Allah'tan korkarlar ve salih amel işlerler. İman eden kimse, iman ettiği Allah'ın, iman ettiği Peygamber'in, iman ettiği kitabın hükümlerini yerine getirir. Ve haramlarla ilgi ve alakasını keser. Hayatınıza bir bakın, günlük yaşantınıza bir bakın. Haramlarla irtibatı kestiğiniz anda
kalbinizde bir lezzet göreceksiniz. Kalbinizde bir tat bulacaksınız. Kalbinizde bir yumuşaklık göreceksiniz. Sizde bir aşk pırıltısı göreceksiniz. Sizde bir böyle içiniz kımıldayacak, kalbiniz kımıldayacak. Allah cümlemizi onlardan eylesin. Nefis kötülüğü emreden bir şeydir. Nefis sana iyi bir şey emretse dahi kanma. Nefis sana bir şeyi güzel göstermiş olsa dahi kanma. Kanma ona. Öyle bir nokta ki nefsin noktası. Öyle bir haindir ki, öyle hınzırdır ki, örtülü bir şekilde seni kandırır. Burada uyanıp durmak ancak zikrullah ile mümkündür. Allah sevgisiyle mümkündür. Burada kardeşler kendilerini şunu rahat edecekler. Farzları yerine getirip haramlardan uzaklaşma. Bu nefsinizi belli bir noktaya götürecek zaten. Tarikat ehli aynı zamanda tasavvuf ehli midir? Tasavvuf ehli aynı zamanda tarikat ehlidir. Ama tarikat ehli aynı zamanda tasavvuf ehli değildir. Her ne kadar bazıları tarikat ve tasavvufu aynı kategoriye, aynı noktaya koymuş olsa da biz aynı kategoride ve aynı noktaya koyanlardan değiliz. Tarikat biraz daha böyle işte resmi kimliği vardır. Ne bileyim işte toplanıldığı yeri bellidir, zikrullah yapıldığı yer bellidir, kıyafeti bellidir, rüküyeleri bellidir, şekli şemali bellidir, o şeklin şemalin üzerine kurgulanır, sarının rengi dahi bellidir. İşte beyaz da, yeşil de, siyah da, sarı da, hatta pembeye kaçık renk de sünnettir. Ama tarikat söz konusu olursa o kimse bir rengi kendisine seçer. Der ki ben siyah saracağım, siyah sararım. Orada yeşil bir daha sarılmaz. Veyahut da işte yeşil sarılır, siyah sarılmaz. Beyaz sarılır, siyah ve yeşil sarılmaz gibi. Ehli tasavvuf böyle bakmaz. Ehli tasavvuf. Küçük bir örnek verip kapatacağım. Ehli tasavvuf sarık sarmayı sünnet kabul eder. Sünnettir. Sünnet olan renklerinden herhangi birisini sarar geçer. Nefis kendisine kibirlilik vermediği müddetçe. Mesela beyazı alimler sarmış ya genelde. Ulema kısmı beyaz sarmış. Nefis seni ulemalara bu noktada ulema havası verdirmesin. Mesela ehli tasavvuf bu noktada beyaz sarmakta uzak durmuş. Ama Nakşibendiler beyaz sarmışlar. Örneğin. Genelde ehli tasavvuf bu tip rütiyelere çok önem vermemiş. Allah sizin suretinize değil, siretinize bakar ayet-i kerimesini kendisine destur etmiş, dışıyla fazla ilgilenmemiş. Demiş ki dışı haram olmadığı müddetçe ilgilenecek bir alan değildir demiş. Ama ehli tarikat dışıyla da ilgilenmiş. Hatta dışına bakmış. Bir ara ehli tarikat içe bakmayı bırakmış. Ama ehli tasavvuf tarih boyunca dışa bakmış. Allah sevgisiyle bezenmiş. Allah sevgisiyle. Ehli tasavvufun işi Allah sevgisidir. Ehli tasavvufun işi insanların dışıyla fazla ilgilenmek değildir. Şekilleriyle fazla ilgilenmek değildir. Biz elimize mezur alıp adamın sakalı kaç santim diye ölçmeyiz. Biz elimize mezur alıp adamın pantolonu kaç metre kumaştan olmuş, önünde kaç bilesi var, arkasında kaç bilesi var bizi ilgilendirmez. Adamın pantolonunun rengi bizi ilgilendirmez. Biz sadece sünnete uygun mu uygun, bol mu giymiş, bol giymiş. Tamam. Biz meselenin iç noktasına bakarız. O yüzden her ehli tarikat ehli tasavvuf değildir. Ama bütün ehli tasavvuf ehli tarikattır. Ne demek bu? O tarikatı da kendi bünyesinde içinde toplar. Bu zaten tarikat tasavvuf bünyesinin içinden çıkma bir şeydir. Tarikat tasavvuf vücudundan, tasavvuf bünyesinden çıkma, oluşma bir şeydir. O yüzden tarikat tasavvufu içine alamaz,
Ama tasavvuf tarikatı içine alır, besler. Ve tarikatları besleyen, oluşturan, tarikatların oluşumuna zemin teşkil eden tasavvuf anlayışıdır. Mesela biz Cüneyd-i Bağdadi'yi şu tarikattan diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Maruf-ı Kerim'i şu tarikattan diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Hasan-ı Basri'yi diyebilir miyiz? Diyemeyiz. İbrahim Ethem'i diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Hallac Mansur'a diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bakın bunlar bir tarikat mensubu değildir. Bugünkü manada. Cüneyd-i Bağdadi'nin bir tekkesi yoktur. Hasan-ı Basri'nin tekkesi yoktur. Hallacı Mansur'un tekkesi yoktur. İbrahim Ethem Hazretleri'nin tekkesi yoktur. Zinn-i Numisri'nin tekkesi yoktur. Süfyan-ı Servi'nin tekkesi yoktur. Ve bunların kendi isimlerine ait bir tarikatları da yoktur. Oysa tasavvufun ana temellerini teşkil eden insanlardır. Ana temelini teşkil etmiş. Onlar bir tarikata müntesip değil. Onlar kendilerini Allah sevgisine, Allah aşkına adamış insanlar. Kendilerini Kur'an ve sünnete adamışlar. Kendilerini Muhammed Mustafa'nın getirmiş olduğu o dine adamışlar. Onun sünnetiyle yoğrulmuşlar. Bakın onun sünnetiyle yoğrulmuşlar. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetinden bir zerre, bir milim ayrılmamışlar. Ayet-i kerimeden bir milim ayrılmamışlar. Meseleye bugünkü insanların baktığı noktada değişik felsefelerin görüş ve düşüncelerinden beslenerekten kendilerini önemli göstermek için sapık felsefeleri kendilerinden karıştırarak da orta yere yeni bir anlayış çıkarıyormuş gibi çıkmamışlar. Kendilerine bir tek şeyi hedef koymuşlar. Kur'an sünnet dairesinde Allah'ı sevmek. Bakın tekrar altını çizerekten söylüyorum. Kur'an ve sünnet dairesinde kalaraktan Allah'ı sevmek. Çünkü Kur'an ve sünnet dairesinde durmadan, Kur'an ve sünnet dairesinin çizgisinin içerisinde kalmadan bir Allah sevgisinin oluşması mümkün değildir. Ve o sevgi insanı kurtuluşa götürmez. O sevgi insanı cennetlik etmez. O sevgi insanı cemalullah'a kavuşturmaz. O sevgi o insanı Allah'la vuslata kavuşturmaz. Eğer marifetullah'a ulaşmak ise amaç, amaç tasavvuf yolunda gitmek ise bunun yegane birinci ilkesi iman etmektir. İman etmek ise Allah'a, peygamberine, meleklerine, kitaplarına, din gününe, hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine yeniden dirilmeye ve yeniden dirilip hesap verme. Cennetlik veya cehennemlik amellerin neticesini alınmasına iman etmektir. Buradaki yeniden dirilmek, yeniden dünya üzerine döndürülmek değildir. Yeniden dirilmek reenkarnasyon değildir. İnsanlar tasavvuf adı altında reenkarnasyonu söylüyorlar. Tasavvuf adı altında insanları köleleştirip yeniden siz dünyaya geldiniz, yeniden işte tamamlayacaksınız, yeniden eksikliğinizi tamamlayıp olgunlaşacaksınız deyip aldatıyorlar. Hayır. Bizim yürümek istediğimiz, bizim anlamak istediğimiz tasavvuf Allah'ı şedid bir sevgiyle sevmektir. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak der ki iman edenler ise Allah'ı şedid bir sevgiyle severler. Şedid bir sevgi, kuvvetli bir sevgiyle severler. İman edenler. O zaman bizim imanımız, biz Allah'ı Allah, Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini peygamber ve Adem ile her ikisinin arasında gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin peygamberliklerine de iman ederiz.
Bu manada herkesin arasında gelmiş olan kitaplara da iman ederiz. Ama bozulmamış, tahrip edilmemiş olanı. Bugünkü bozulmuş, tahrip edilmiş olanları değil. Ve kendimize ilahi emir, kutsal metin olarak sadece Kur'an'ı biliriz. Kutsal metin olarak Kur'an'ın dışında herhangi bir metni kabul etmeyiz. Bizim kutsal metnimiz, kutsal kitabımız Kur'an'dır. Bizim ikinci dinimizi öğreneceğimiz kaynak, ikinci dinimizin bilgilerini, hukukunu, hükmünü alacağımız kaynak, Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hadisleridir. Biz hadis imamlarını, Buhari'nin, Müslim'in, Tirmizi'nin, Ebu Davud'un, İbn-i Mace'nin, Nesai'nin vesaire 13-14 tane hadis imamlarının naklettikleri hadisleri sahih diyorlarsa sahih, hasen diyorlarsa hasen, vahid haber diyorlarsa vahid haber, zayıf diyorlarsa zayıf olarak iman ederiz, algılarız. Bunun üzerinden kendi kendimize kafamızdan yorum yapmayız ve Buhari'nin zayıf dediği hadisi zayıf kabul ederiz. Kütüb-i Sitte dediğimiz 6 tane hadis imamının hadislerinin toplandığı, merhum İbrahim Canan Hoca'nın toplayıp Türkçe'ye çevirip yayınlattığı o hadisi kutsiyi de kendimize rehber olarak da görürüz hadis meselesinde. Ve hadislerin üzerinde zerrece ve zerrece oynanmasını, hadislerinin üzerinde ayıklanma yapılmasını, hadislerinin üzerinde sonradan olma, neydi belirsiz, dönme, neydi belirsiz, bak açık konuşuyorum, neydi belirsiz dönmelerin, neydi belirsiz müşriklerin, neydi belirsiz Firavun kafalarının, neydi belirsiz Nemrut kafalarının bizim önümüze koyduğu, bizim önümüze koymaya çalıştığı hadis ve hadis metinlerini kabul etmeyiz. Biz dinimizi bu manada Kur'an ve sünnet dairesinde ve o eski imamların koyduğu ölçülerde yaşamaya gayret eden insanlarız. Ve hadisleri böyle iman edip kabul ettikten sonra bizim üçüncü bu noktadaki kaynağımız ashabın, Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin arkadaşlarının Kur'an ve sünnet süzgecinde dini yaşam hal ve hareketler ölçümüzdür. Dördüncü ölçümüz imamların içtihatlarıdır. İmam-ı Azam'ın, İmam-ı Şafii'nin, İmam Malik'in, İmam-ı Hanbel'in, işte Süfyan-ı Sevmi'nin örneği. Bu manada ayakta kalmış, meşhur olmuş ve tarih boyunca kendisini zenginleştirmiş, kendisini geliştirmiş, kendisini büyütmüş olan mezhep imamlarının içtihatlarına uyarız. Biz bu içtihatların haricinde eğer ki bu içtihatların dairesinin içindeyse, bu içtihatların içinde, bu içtihatların özüne uygun yeni içtihatlar var ise kabul ederiz. Ama ve lakin bunları reddeder. Bunların dışında, bu dairenin dışında düşünenlerle bir ve beraber olmaktan uzak durur. Bizim imanla alakalı, dini anlayışla alakalı durduğumuz nokta burasıdır. Biz farzları olabildiğince, yapabildiğimizce uygulamaya çalışırız. Ehli tasavvufuz deyip farzların bir kısmını reddetme. Ehli tasavvufuz deyip farzların bir kısmını es geçme. Ehli tasavvufuz deyip farzların bir kısmını gevşeye alma, böyle yumuşaya alma veyahut da böyle kenara çekme noktasında değiliz. Ve bu manada kesinlikle ve kesinlikle farzları yerine getirmeye gayret ederiz. Ve kesinlikle ve kesinlikle Muhammed Mustafa'nın ahlakıyla ahlaklanmaya çalışırız. Ve kesinlikle ve kesinlikle insanların içerisinde olmazsa olmaz düsturlarımız vardır. Bu olmazsa olmaz düsturlarımızdan birisi insanlara faydalı olmaktır.
insanlara zarar vermek değildir. Bizim yolumuzun en önemli nafile ibadet noktasında gördüğünüz şey sizin en hayırlınız, etrafınıza en fazla faydası dokunmanızdır. Hadis-i şerifin ölçü almaktır. O yüzden tasavvuf anlayışımız insanlara hizmetten geçer. Tasavvuf anlayışımız güzel ahlaktan geçer. Tasavvuf anlayışımız Kur'an ve sünnete tabi olmaktan geçer. Tasavvuf anlayışımız ashabın iştahatlarına uymak, ashabın iştahatlarına uymaktan geçer. Allah bizi muhafaza eylesin. Kesinlikle ve kesinlikle bunun dışında asla ve asla başka bir noktada bulunmamaya gayret ederiz. Mürşitsiz yol yürüyen görmüş müdür? Eğer ki söz konusu olan şey tasavvuf ise, söz konusu olan şey kalbin diriltilmesi ise, bu tarih boyunca mürşitsiz olmamış. Tarih boyunca bu mürşitsiz olmamış. Ve mürşitsiz olamayacağını son asrın müceddidi olarak kabul edilen Bediüzzaman Sayıcı Nursi Hazretleri de söylemiş. 29. mektup 9. kısım. Tarikat, tasavvuf, hakikat namları altında öyle nurlarını, öyle şeyleri bir yol vardır ki diye başlar. Orada üstad der ki, bir kimse mütefennin bir alim de olsa bugünkü zındıkanın karşısında kendisini muhafaza etmesi müşkilleşmiştir der. Ölçüyse tabii ölçülür. Tarih boyunca tasavvuf yolunda, Allah'ı sevme yolunda ilerleyecek olanların muhakkak bir mürşit gerekli demişler. Ve o mürşitler de şuna bir altını çizmek istiyorum. Bazı yerlerde şunu diyebilirsiniz. Bu zamanda var mı ya? Bu zamanda yok diyen kimse direkt Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin hadis-i şerifini inkar etmiş olur. İmam-ı Tirmizi der ki Hazreti Ali Efendimiz'den naklen devamlı 40 tane Allah'ın veli kulu vardır. Abdallah vardır. Bir rivayette der ki bunların 20 tanesi İbrahim dönemindedir. Bir rivayette işte sayılarında değişiklik vardır ama 40 tane vardır der. Ve devam eder. Bunlardan birisi vefat ettiğinde yerine birisi geçirilir. Yani 40'lardan eksilmesi için. Yine Tirmizi'nin naklettiği başka bir hadis-i şerifte daha şumurludur. Der ki 40'lardan sonra 80'ler var, 160'lar var, 320'ler var da devam eder. Ve bunlardan birisi vefat ettiğinde sırayla onlardan birer tanesi yukarıda çıkarılarak da bunlar hiç eksilmezler. Ve bunların eksildiği gün en son 40 yani zamanın 40'u vefat ettiğinde kıyametin kopacağını söyler. Şimdi bir kimse kalkar, eğer bu zamanda Allah'ın velisi yok der ise veya bir mürşit yok der ise bu manada, veli manasında, abdal manasında o kimseye tecdid, iman tecdid, nikah gerekir. Neden? Ayet de sahip. Allah'ın velilerine korku yoktur, hüzün yoktur, mahzun ve mahcup da olmayacaklardır. Onlara dünyadayken de ahirette de onlara müjdeler vardır. Eğer sen Allah'ın velisi yok dersen bu ayet-i kerimeyi inkar etmiş olursun. Allah'ın velisi yok dersen Allah'ın bu ayet-i kerimesinin kıyamete kadar hükmünün kaldırıldığını söylemiş olursun ki buna tecdid iman, tecdid nikah gerekli. De ki bizim bu noktada nasibimiz yokmuş. De ki biz arayıp bulamadık. De ki biz çalışamadık, gayret etmedik.
De ki biz ne münker gönüllüymüşüz. Biz ne münker gönüllüymüşüz ki Allah bizi kendi dostuna layık etmemiş. Allah bizi kendi dostuna dost etmemiş. Allah bizi dostlarıyla beraber etmemiş. Tövbe et. Af dile. Cömert ol. Ehli tasavvufun olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Ve bizim yolumuzda gidecek olanların olmazsa olmaz özelliklerinden birisi cömert olmaktır. Etrafına karşı cömert olmak. Bilgide, yardımlaşmada, hayır hasenatta, duada, birbirine destek olmada cömert olmak. Allah cömert kullarını sever. Allah cömertleri kendisine yaklaştırır. Cömert kulunu Allah sever. Cömert kulları Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri sever. Cömert kulları müminler sever. Cömert kulları melekler sever. Cimrileri ise şeytan sever. Cimrileri Allah sevmez. Cimrileri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri sevmez. Cimrileri melekler sevmez. Müminler de sevmez. Eğer sen cimri birini seviyorsan kendine dikkat et. Ahlakın cimridir, o yüzden cimriyi seviyorsundur. Ahlakın cimridir. Ve üzerinizde ne alamet varsa, bir alamet varsa kalbinizde o alametin mayası vardır. Eğer senin kalbinde cimrilik var ise senden tecelli eden cimriliktir. Eğer senin kalbinde zerre miktar gaflet var ise senden tecelli eden büyük gaflettir. Senden küçücük şeyler zuhur ederse onları küçük olarak görme. Onlar sende alamet. Onların sende büyüme ihtimali var. Allah'ın sevmediği huylar, Allah'ın sevmediği ahlak, Allah'ın sevmediği bir hal ve hareketin küçücüğü senin kalbinde var ise vallahi Allah'a çok tövbe. O sende her an artabilir. O sende her an artabilir. Bu aynı şey zıttıyla mümkün. Eğer senin kalbinde küçücük zerrece Allah sevgisi varsa bu artar. Kalbinde küçücük iman nuru varsa bu artar. Kalbinde küçücük Muhammed Mustafa sevgisi var ise sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin bu artar, merak etme. Kalbinde zerrece Allah'ın velilerine, dostlarına karşı sevgi varsa, muhabbet var ise bu artar, merak etme. O maya var çünkü. Sen o mayayı arttırmaya bak. Yoğur. Ne bu? İyilik mayası. Bu ne? Hayır mayası. Bu ne? Nur mayası. Nur. Kadınlar hamur yaparlar. Ne yaparlar? Arttırmak için o gün hamur koyar. Yoğurur onu. Koyar gene. Artacak o. Ertesi gün gider tekrar alır. Bir daha onu koyar. Kendinden bir şey koyar bak. Kendinden bir şey koyarsın. Aynı olacak. Nuru nura ekler. Hayrı hayra ekler. Güzelliğe güzellik ekler. Yanlışlık yaptın. Tövbe et, temizle. Zikrullah'a zikrullah ekler. Arttırmayan. O kabarsın içeride. Yoğun. Biraz daha un koy. Hamurun içine biraz daha un koy. O daha hamur olmadı. Un. İçinde yoğurdun, ne oldu? Kabardın, büyüdün. Pişecek, hale gelecek. Sonra ne olacak? Açacaksın fırına. Fırında pişecek, mis gibi kokan ekmek olacak. Herkes faydalanacak, yiyecek. İşte iyi huyları üzerinde bulunduran kimse, iyi amelleri, güzel amelleri üzerinde bulunduran kimse, iyi ahlakı üzerinde bulunduran kimse, hem kendisi felaha kavuşur, hem etrafı felaha kavuşur. Allah bizi affettiklerinden eylesin. Allah bizi sorduklarından eylesin. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza eylesin. Mesela
meseleyi çok uzatmamak için kısa kestim. Kişi temizliği dıştan içe doğru yapsa yol yürümesi mümkün. Dıştan içe yürümek de mümkün. İçten dışa yürümek de mümkün. Ama şunu unutmayın. Allah sizin içinize bakar. Bu demek değildir ki dışın çıs çıplak olsun. Hayır. Bu demek değildir ki dışın şeriatı olmasın. Hayır. Buradan da bu çıkmasın. Buradan da bu çıkmasın. Bu demek değil ha. Allah dışa bakmaz. Ben namazı yuvarlanarak ben kılacağım. Hayır. Sen namazın kılınış şeklini bilmiyorsan namazı yuvarlanarak da kılarsın. Allah da senin kalbindeki namaz duygusundan ve sevgisinden dolayı senin namazını namaz olarak kabul eder. Ama namazın bir şekli şemali vardır. Onu öğrenmek farzdır. Sakın böyle yani öyle sapıklar var. Allah dışa bakmaz, içe bakar. Her tarafı meydanda kadınların veyahut da işte erkekler var. Dandik dündük giymişler, dandik dündük işleri var. Allah dışa bakmaz, içe bakar deyip dışlarını şeriat-ı Muhammediye uydurmamaya çalışıyorlar. Bu yanlış. Bizim dışımızda, içimizde şeriat-ı Muhammediye uyuyoruz. Rüyaları yazmazsanız memnun olurum. Rüyalarınızı inşallah telefon açın. Gücümüz nispetinde inşallah telefonda cevap vermeye gayret edin. Derviş ilahi aşkın kapısını nasıl açar? Nasıl açmayı düşünmeye başladığında kapı ona açılır. Bir kimse nasıl affedilir diye düşünüyorsa onun affolacağını işarettir. Bir kimse ben nasıl ilahi aşka ulaşırım diye düşünmeye başladıysa onun ulaşacağına işarettir. Onun vuslata ereceğine işarettir. Sen zikrullah halakasına girdiğinde senin affolduğuna işarettir. Ben birisizlik şuradan kapıdan içeri girdi. Her kim girerse girsin. İçimden derim ki affoldu Allah'ın izniyle. Neden? Kim halakayı zikrullah'a katılır da katılırsa hadisi kutsi oradan affolmuş olarak kalksın. Oradan affolmuş olarak dağılın. Bu hadisi kutsi kendime ölçedilmiş. O yüzden kapıdan içeri biri girdi. Her kim girdiyse girdi. Rengi, ırkı, cinsi, meşrebi, mezhebi, mesleği, ne olursa olsun beni ilgilendirmez. O kimse Allah dostlarının haliyle hallendi. Allah'ı sevenlerin, Allah'ı zikredenlerin meclisine girdi. Onların kokusuyla kokulandı. Onların halakasıyla halakalandı. Onların teriyle terlendi. Onların bulunduğu mekanda, onların bulunduğu mevzide, onların bulunduğu mevkide bulundu. O onlardan sayılır. O onlardan sayılır. Onlardan sayıldıysa Mustafa Özbağ, senin sayıp saymama hakkın yok. O onlardan sayılmış. Sen de ona tabi ol. Sen de sen. O yüzden Allah bizi affetsin. İlahi aşka nasıl ulaşırım ya Rabbi? Bana bir yol göster diye dua ettiysen, böyle bir şey düşündüysen, yeminle söylüyorum, vallahi o aşka ulaşacaksın sen. O isteğini, o arzunu, o iştiyakını, o istikametini elinde tut. Hani Hazreti Mevlana der ya, eğer Allah seni affedecekse geceleri kaldırır, günahlarına sihim sihim ağlatır. Eğer senin günahın aklına geldiyse ve sen günahın aklına geldiğinde ya Rabbi Subhanallahi ve bihamdihi
Subhanallah ilazim ve bihamdihi estağfurullah ilazim diyorsan Allah seni affetti. Ve sen ilahi aşka kavuşurum ümidiyle Allah'ı zikreden bir cemaate kavuştuysan, onun ucundan tuttuysan inşallah ilahi aşka kavuşacağına işaret. O maya var çünkü. O istek var, o arzu var içinde. Ve o yolla yollanmaya gayret etmişsin. O hal ile hallenmeye gayret etmişsin. Sevin, çırpın, bayram et. Müjdele kendine. Müjdeler olsun bana da ki, bana de ki ben ilahi aşkı arama yoluna koyuldum. Müjdeler olsun sana ki sen ilahi aşkı arama gayretinin içine girmişsin. Müjdeler olsun. Senin kalbine Allah o ilhamı koymuş. Senin kalbine Allah o isteği, o arzuyu tutturmuş. Demiş ki ey kulum dolaşma orada burada. Dolaşma geçici sevdalarda. Dolaşma geçici sevgilerde. Ya kainata ilahi aşk gözüyle bak. Eşini severken ilahi aşk gözüyle sev. Çocuğunu severken ilahi aşk gözüyle sev. Arkadaşını severken ilahi aşk gözüyle sev. Üstadını severken ilahi aşk gözüyle sev. Ağacı, kuşu, taşı, toprağı severken ilahi aşk gözüyle bak. Bak Muhammed Mustafa'ya öyle baktığından Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri herkes leşten kafasını çevirirken o ilahi aşk gözüyle baktı. Dedi ki ne kadar güzel dişleri var. Eğer sen ilahi aşk gözüyle bakarsan herkesin leş görüp burnunun tıkayıp bakmadığı yerde sen ilahi hikmetleri görürsün. Çünkü kalbin marifetullah nuruyla nurlanmaya başlar. Müjde olsun sana. Sen o aşkı aramaya koyul. Müjde olsun sana. Sen o yolda yürümeye başla. Allah yardımcındır. Kim Allah'a iman eder, Allah'tan korkar ise Allah onun bilmediklerini öğretir. Allah onun bilmediklerini öğretir. Allah ona marifet nuru ihsan eder. Allah ona istikamet ihsan eder. Ya buradaki Allah'tan korkmak, Allah'ın cehennemini düşünerekten korkmak değil. Buradaki korku hayrettir. Buradaki korku bir şeyde apansız bir şeyle karşılaşmaktır. Sakın buradaki korkuyu cehennemle bağdaştırmayın. İman ederse o kimse, iman ettiği an Allah'la karşı karşıyadır çünkü. İman ettiği an Allah'la karşı karşıya gelen hemen hayrete geçer. Ehli tasavvufun korkusu hayrettir. Biz cehenneme atılmaktan korkmayız. Bizim korkumuz bize hayret verir. Bizim korkumuz bize insanlar gibi sinme vermez. Bizim korkumuz hayret perdelerini açar. Ve her hayret perdesi açıldığında bizim bu noktadaki hayretimiz arttıkça korkumuz da artar. O çok azametli bir şeyle karşı karşıya kalmanın verdiği hayrettir. Çok büyük bir güçle karşı karşıya kalmanın verdiği hayrettir o. O iman edenler Allah'tan hakkıyla korkması o hayrettir. İman eder, iman ettiği Allah'a öyle iman eder ki, imanı öyle olgundur ki, imanı öyle kemal ermiştir ki, Allah'ı görüyormuşçasına yaşar. Ve hayreti artar. Ve Allah ona bilmediklerini öğretir. Ve Allah onun istikametini kendisi çevirir. Onun velisi, onun maliki, onun sevk ve idaresi, onun ihtiyarı Allah'ın eline geçer. O kendi sevk ve idaresini, kendi ihtiyarını çünkü Allah'a teslim eder. Allah'a teslim eder. Ve Fatiha'nın sonunun sırrına ulaşır. Ya Rabbi beni o salihlerle beraber eyle. Buna benim gücüm yok. Beni o peygamberlerle beraber eyle. Beni o aşıklarla beraber eyle. Beni o sadıklarla beraber eyle. Amin.
Beni o dostlarınla dost eyle. Beni düşmanlarınla düşman eyle. Beni dostlarının yolunda eyle diye Allah'a teslim olur ve yalvarır. Eğer aşka dair gönlünde küçücük bir zerre oynadıysa saz çal, davul vur, oyna. Bu senin için büyük işler. Derviş ilahi aşkın kapısını nasıl açar? İnsanın elinde mi? Bu kapıyı açmak, Allah'ın dilemesi ile mi açılır? Bu kapıdan girmek için ne yapmak gerek? Bazıları derler ki, bu Allah'ın dilemesiyle. Evet. Biz onun neyi dilip neyi dilemediğini bilemeyiz. Burası kaderdir. Burası esrarlı bir odadır. Burası sırlı bir odadır. O esrarlı odadan müminler sorumlu değildir. Müslümanlar sorumlu değildir. Biz bilmediğimiz bir şeyin üzerine hükmedemeyiz. Kıymetli kardeşler. Bize düşen iman edip Allah'tan korkmaktır. Bize düşen iman edip iyi amel istemektir. Bize düşen ilahi aşkı yol almaktır. Hani Allah hadisi kutsisinde buyurdu ki peygamberinin üzerinden ne dedi? Farzlarla benim emrimi yerine getirirler. Kim getiriyor? Kul. Nafilelerle bana yaklaşırlar. Kim yapıyor? Kul. Ve beni sever. Kim seviyor? Kul. Sen işin sırlı tarafına bakma. Sen işin gizemli tarafına bakaraktan hükmetmeye çalışma. Sen işin gizemli tarafından bize bir şey söylemeye kalkma, söylediğin şey yalan. Sana birisi işin gizemli tarafından bir şey söylerse söylediği yalan. Şeytan vesvesesi. Kader Allah'ındır. Biz kaderin varlığına iman ederiz. Kudret Allah'ındır. Biz Allah'ın kudretine iman ederiz. Ve kader odasından girip de bir şeyler almaya çalışmayız. Bir şeyler almaya çalışmayız. Orası şeytanlaşmış beyinlerin işidir. Sakın kaderden konuşma. Sakın. Hazreti Ebu Bekir konuşmamış. Hazreti Ömer konuşmamış. Hazreti Ali konuşmamış. Radıyallahu anh Hazretleri. Aşere-i Mübeşşere konuşmamış. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah konuşmamış. Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdullah konuşmamış. İbn-i Mesud konuşmamış. Selman-ı Farisi konuşmamış. Sahabenin içerisindeki hadiste, fıkıhta, tefsirde önde olanlar kaderle alakalı konuşmamış. İmam-ı Azam konuşmamış. İmam Şafii konuşmamış. İmam Malik konuşmamış. İmam-ı Hanbel konuşmamış. Orası esrarlı bir oda. Orası sırlı bir oda. Oraya giriş yasak. Oraya birisinin girmesi yasak. Oraya birisinin girmesi mümkün değil. Oradan bir şey söylediğini zanneden ahmaklar şeytan vesvesesine kananlar. Şeytan onları aldatıyor. Şeytan onları fişfiş diyor. Şeytan onları vesveseyle kendi yoluna doğru sürüklüyor. Allah muhafaza eylesin. Bize düşen vazife farzlarla Allah'ın emrini yerine getirmek. Nafilelerle Allah'a yaklaşmak. Ve Allah'ı sevmek. Bakın hadis-i kutsi'de Cenab-ı Hak ne diyor? Eğer bir kulum beni severse ben de onu severim. Tirmizi de der ki başka bir hadis-i kutsi'de onu sevmek Allah'ın üzerine vacip oldu. Bakın burasını da Allah kendisi dolduruyor. Diyor ki kulum beni severse vacip oldu. Ben de onu severim. O zaman o ilahi aşkın anahtarı sende. Sen sadece bunun fiiliyatını Allah'tan ister.
Sen bunu murad et. Bunu murad etmekle kalma. Bunun için çalış. Bunun için gayret et. Senin önüne Allah muhakkak ki çalıştığın şeyi verecektir. Sen çalışırsan ayet-i kerimede der ki Allah görür. Peygamberi görür. Müminler görür senin çalıştığını. Senin nerede çalıştığını Allah görür. Nerede çalıştığını Resulullah görür, merak etme. Nerede çalıştığını müminler görür, merak etme. Görür. Eğer sen Allah yolunda çalışıyorsan Allah seni görür. Cenab-ı Hak ayet-i kerimde der ki yolumuzda mücahede edenlerin yollarını açarız. O senin yolunu açar. Ya benim kaderimde cehennemlik olmak varsa ben cehennemliği yaşarım. Oturmak yok. Hayır. Biliyor musun kaderinin ne olduğunu? Hayır. İşte filanca üstadda gösterilmiş. Gördüğüne nasıl emin olacağız? Gördüğünün hakikatin tam noktasından olduğunu nereden bileceğiz? Elimizde değil de kendisine aittir. Bize gayret etmek, çalışmaktır. O yüzden sakın ha kendi kendinize şöyle düşünmeyin. Ya bunun Allah'ın takdiri varsa bu olacak. Kardeş, sen Allah'ın takdirinden seni ilgilendiren ne? Sen üzerine düşen vazifeyi yaptın mı? Sen Allah'ı sevdin mi? Sen Allah yolunda mücadele ettin mi? Sen zikrullah'a geldin mi? Gelmek için evden kalkıp mücadele edin. Otobüse binin, minibüse binin. Neye binip geliyorsan, neye yürüyorsan. Buraya doğru yol almaya başladın mı? Allah'ı suçlama. Tembelliğini Allah'ın üzerine koyma. Haylazlığını Allah'ın üzerine koyma. Yol bilmezliğini Allah'ın üzerine koyma. Allah bizi affetsin. Kadın mehtanın üzerine 10 yıl sonra erkek defnedilebilir mi? Onunla defnedilir mi? Defnedilirmiş 10 yıl sonra. ...20 Aralık pazar günü tekkede yukarıda öğlen saat 12.30'da bayanlara sadece Şebu Arus programı var. 20 Aralık pazar günü. Bayan kardeşlere sadece. Tekkeye o gün erkeklerin o saatlerde giriş çıkışları yasak. Bayan kardeşler böyle bir program yapıyorlar Şebu Arus'la alakalı. Sadece bayanlar. Her geçen sene de yaptılar, bu sene de yapıyorlar inşallah. 17 Aralık Perşembe'ye gittim. Önümüzdeki perşembe burada ders yok. Önümüzdeki perşembe Şebu Arus var, Arus var inşallah kapalı spor salonunda olacağız. Kardeşler bu noktada inşallah gerekli çalışmaları yapıyorlardır. Etrafımızda bu noktada inşallah inan edin. Allah bizi affetsin inşallah. Üç ilah sıfatı yaşayın. Evladımız
Resulullah, Hüccat Resulullah, Şöyler Resulullah, Ashab Resulullah ruhlarına, İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam-ı Şafii, İmam Malik, İmam Hanbeli Hazretleri ruhlarına, ayrı ayrı hediye ikram ile sebar eyle ya Rabbi. Amin. Merdar eyle ya Rabbi, fedatlarını, himmetlerini, şefaatlerini, ellerimize nefret eyleme ya Rabbi. Amin. Amin. Pirimiz Seyyid Abdülkadir Geylani, Pirimiz Seyyid Ahmet el-Rufa'yı, Pirimiz Seyyid Ahmet el-Bedevi, Pirimiz Seyyid İbrahim'i, Dostik'i, Pirimiz Şah Veresan'ı, Şahid-i Şahin-i Şümen-i Muhammed-i Bahaddin'i, Şah-ı Mevlana Celaleti Ruhu Mahalli Bektaş Veli, Hacı Bayram ve Hacı Muhittin İftihar Namazı'nın ruhlarına ayrı ayrı hediyelik vasıl ve sıdar eyle ya Rabbi. Amin. Anadar eyle ya Rabbi, feyzatlarını, himmetlerini, şefaatlerini, üzerlerimizden eksik eyleme ya Rabbi. Amin. İhlas bir Fatiha. Geçmiş mürşidi kamillere, velileri, evliyaların, dervişlerin, müminlerin ruhlarına, Şeyhimiz, Üstadımız, Mürşidimiz, Canımız, Canımız, Sultanımız, Bayındır Halimiz, Tohme Efendi Avrupa'nın ruhlarına, kuseylerine, Cedd ve Cedalan'ın ruhlarına, Mehdi Aleyhisselam'ın ruhlarına, kuseylerine, yaşayan mürşidi kamillere, velilerin, evliyaların, dervişlerin, müminlerin ruhlarına, kuseylerine, Turki alemimize gelmiş geçmiş, Osman aileden gelmiş geçmiş, akrabayı talikatımızdan gelmiş geçmişlerin ruhlarına, ruhaniyetlerine ayrı ayrı hediyelik vasıl ve sıdar eyle ya Rabbi. Amin. Merdar eyle ya Rabbi, fezanlarını, himmetlerini, şefaatlerini, üzerlerimizden eksik eyleme ya Rabbi. Amin. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah el azim el kerim el rezim la ilahe illa hu el hayyul gayyum ve tümdür ve zulayyum ve şeytanur racim. Bismillahirrahmanirrahim. Eftar-ı zikir faalemen lehu. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La